Şimdi puanların 5 yıllık periyodik bir hesabı var ya o yüzden önümüzdeki yıl mesela bu yıl Avrupa Ligi'ne katılım sağlayamıyoruz. Yani katılım dediğim gibi ancak şu şekilde olabilir. Galatasaray tabii ki istemeyiz ama Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenirse Avrupa Ligi'nin hani katılım için bir şans yakalayabilir. O anlamda bir nokta var ama önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Ligi katılımı geri dönecek. Dönecek evet. daha iyi bir noktada olacağız diye tahmin ediyorum. Hayır abi şimdi e Galatasaray yöneticiler mutlaka şunu da düşünmüşlerdir. Son 4 yılda şampiyon olan takımlar Galatasaray'da dahil olmak üzere bir sonraki sezonda istediklerini yapamadı. Yani biraz geri dönüp bakalım. Galatasaray şampiyon oldu ama sonrasında işte Enzonzi seri, Falcao transferleri ama istenilen bir sezon geçmedi. Başakşehir şampiyon oldu. Yine bir sonraki sezonu iyi geçirmedi ki bu kulüplerin çoğunun hocası da sezon içerisinde bir sonraki sezon görevinden ayrıldı. Beşiktaş şampiyon oldu. İşte Pjanić geldi, Başakşehir geldi, yıldızlar geldi ama başarı gelmedi. Yine en son baktığımızda Trabzonspor, onlar da bu sezon çok fazla evet. transfer yaptılar ama başarı yine gelmedi. Herhalde biraz geçmişe yönelik bu durumları da irdeleyip Galatasaray yönetimi daha sağlıklı adımlar atmaya çalışıyordur. Kısa ve güzel bir analiz. Bu biraz proje ile ilgili bir şey. Projeniz şampiyonluksa bunu yaşarsınız. Çünkü bu bütün motivasyonu orada boşaltıyorsunuz. E boşalan şeyin dolması da kolay olmuyor dağılıyor ve zaman gerektiriyor. Şimdi Galatasaray motivasyonu şampiyonluksa benzer bir şey yaşayabilir. Ama Galatasaray şampiyonluğu bir basamak olarak görüyorsa, hani bu bir başlangıç, bunun devamı gelmeli. Hem devam eden şampiyonluklar şeklinde, yerellik açısından, hem de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmak açısından bir projeyle yola çıkılmışsa, bu konuda ajanda tutulmuşsa, o zaman Galatasaray'la ilgili umutlu olabiliriz. İşte daha önceki şampiyonların kendisi de dahil yaşadığını, belki yaşamaz diye düşünebiliriz. Bunun altını çizelim ee, ve şunu da vurgulamak isterim. Şimdi sezon başında hani ben de ilk konuşmamda söyledim, ee, kamuoyu Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna biraz hazırdı. Ama şampiyonluk kadrosunu Kuran taraf bence Fenerbahçe değildi. Şampiyonluk kadrosunu Galatasaray kurdu. Yani bir defa bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi düşünelim Fenerbahçe'yi. Hani genel transfer havuzunu. Transfer edilen oyuncular. Ki bunların içerisinde belki en kalibre anlamında yukarıda duran oyuncu Pedro. En düşük verimi aldıklarından bir tanesi. İşte savunmacılar geldi kimin ayrılışından sonra. Çok da büyük katkı sunmadılar. Dolayısıyla Fenerbahçe şampiyonluğa yönelik mevcudu çok yukarıya taşıyan bir transfer planlaması yapmadı. Fenerbahçe'nin en dikkat çekici transferi hocası oldu. Jesus yani Şöyle diyebilir miyiz iki takım arasındaki yani en azından benim gördüğüm Fenerbahçe daha rotasyonu daha geniş bir kadro kurmak istedi. Kulübeyi daha geniş tuttu. Okan Buruk kulübeyi genişletti. Yani Barış Alperi işin içerisine dahil etti. İşte Gomis'i işin içerisine dahil etti yani baktığımızda sezon başı belki çok düşünülmeyen isimleri işte Berkan Bohei, mesela değil mi Kadıköy'deki Sasha derbide Boğaz, tabii, tabii, rol aldı Saşa Boya hani sezon içinde e, o isimleri yavaş 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 aktif noktaya getirdi. Tabii bunlar süreç içerisinde olan şeyler, ve iyi şeyler Galatasaray adına. Ama ilk 11 planlaması olarak Galatasaray'ın ilk 11'e yönelik şeyi, projektörü daha üst düzey oldu Fenerbahçe'den ve daha üst düzey bir icraat ortaya çıktı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa işte Fenerbahçe'de iyi oyuncular aldı. Zaten iyi bir kadro vardı ki o kadro İsmail Hoca ile geçtiğimiz sezon hepimizin ağzını açık bırakan. İkinci lideriydi. Tabii yani İsmail Kartal da burada bir kez daha hatırlatalım ve ayakta alkışlayalım. Çok büyük iş yaptı. E sonra Jesus'un gelişi vesaire. Ama söylemeye çalıştığım şu. Şimdi Fenerbahçe aslında işte geniş rotasyonlu ve iyi oyunculardan bir kadro kurarken aslında Galatasaray gibi görkemli hem Türkiye Ligi açısından hem de ligi kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde iş yapma açısından o kadar etkileyici bir kadro kurmadı. Hatta şunu söyleyelim. Ya bu burada ayrıntılar çok belirleyici olabiliyor Ömer. Yani mesela Kim Minje Fenerbahçe'nin kadrosunda kalsaydı büyük ihtimalle Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ayrıntılar her zaman belirleyici. Ya da işte Abdülkerim'in Sayın Ali Koç'ta yaptığı Oradaki telefon. Oradaki minje İtalya'da yılın en iyi savunma oyuncusu seçildi. İşte Gide'nin ortaya koyduğu performans. Aynı şekilde Elif Elmas da işte o şampiyon kadro içerisinde. Şimdi işin bu tarafı var. Ben Galatasaray'la ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de tabii ki camia önce Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını, orada önemli işler yapmasını bekliyor. Şimdi Dursun Özbek'te taraftara umut verici şeyler... Söylüyor. Merak etmesinler diyor. Bence Galatasaray'ın detaylara girmeden şunu söyleyeyim son söz olarak. Yapması gereken ilk şey mümkün olduğu kadar mevcudu korumak. Yani mevcudu koruyabilirse mümkün olduğu kadar o zaman yapılacak takviyelerin anlamı var. Ama mevcut dağılırsa, iskelet dağılırsa, o zaman Galatasaray'ın önümüzdeki sezonun işi hiç kolay olmayabilir. Evet yani e, Icardi, Torreira değil mi? Bazı isimleri tutmak e, çok çok önemli olacak Şimdi boyda Galatasaray var, adına. var gidecekler arasında konuşulan ki gidebilir. Nelson var gidebilir. Nelson'un gidişine <laughs> biraz sıcak bakarım. O doğru bir hamleyle orası takviye edilebilir. Zaten e, Kaan Ayhan da alındı ama belki bir tane daha hatta daha iyi de alınabilir. Ama bu söylediğim üç oyuncu... <laughs> Ayrıldıklarını düşünelim. Zaten hani gelecek gidecek noktasında da konuşmaya devam edeceğiz isimleri. Az önceki bandımızda e, Sayın Başkan Dursun Özbey'in Ali Koç'a bir <laughs> yemek daveti vardı. Ve e, bu davete Fenerbahçe'den olumlu yanıt gelmedi. İzleyelim ki üzerine konuşacak tabii çok fazla şeyimiz olacak. Evet Sayın Başkan Dursun Özbey'in Sayın Ali Koç'a bir daveti oldu. Bu davete red cevabı geldi ki, belirtilenlere göre Fenerbahçeli yöneticiler sadece derbi günü işte statta bulunacaklar ki zaten çok da fazla temas kurma niyeti yokmuş Fenerbahçe cephesinde. Bilmiyorum nasıl değerlendirmek lazım. Yaklaşan bir derbi var. Galatasaray şampiyon ama <laughs> sanki çok orta yolda bulunamayacak noktalarda var gibi görünüyor şu anda. Yani tabii bakıldığı zaman evet Galatasaray'dan aslında bir jest, anlamlı bir davet. Yani normal şartlarda bu davet kabul edilirdi. Yani Fenerbahçe Başkanı oraya gider, yemek yerlerdi, dostane bir or ortam oluşurdu. Ama e, bence normal şartlar yok. Şu an baktığımız zaman nedir onu olmayan normal şartlar? Sezon içerisinde bir kere çok o, çalkantılı dönem yaşadı bütün kulüpler. Yani o hatırlayın o demet savaşları. Her maç maçtan sonrayı geçtik, devre aralarında. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 5 yaşında dahil olduğu bir ortam vardı. Artı bence Fenerbahçe'nin e, bugün e, yarınki maçta e, davete icap etmemesinin en büyük nedeni olarak gördüğü, benim de kesinlikle öyle, Sayın Galatasaray Başkanı Erdem Tumur'un o açıklamaları. Yani biz e, sezon bitimi bildiklerimizi açıklayacağız şeklinde. Yine söyledi ee, Erden Timur ki haberimiz var. Evet, Onu daha sonra konuşuruz. Daha sonra şey yapacağız dedi kendisi. Açık bitimi dedi. Yani aslında lig bitti ama herhalde bildikleri var. Önümüzdeki hafta mı açıklar ya da 10 gün sonra mı 15 gün sonra mı? Yani Ama Kartal e abi şöyle değil mi? Şimdi yani son yılları hatırlayalım. Hep açıklamalarla yani özellikle sosyal medyanın hayatımızı bu kadar aktif olmasından sonra işte açıklamalar, birbirine verilen cevaplar. Gergin bir atmosfer zaten var. hep var. var. E şimdi böyle olunca hiçbir kulüp başkanı hiçbir noktada buluşamayacak mı? Yani bu önümüzdeki yılda pek değişmeyecek ki. Ya değişmeyecek zaten bu. Değişmeyecek giderken değişsin isteriz ha, ama sosyal medyadaki bu tavrın çok değişmez. değişeceğini düşünmüyorum. Orada değişmez. başka bir gerginlik var. Değişmez. Yani, yani bak kaç senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani bu seferki farklıydı. Yani ben az önce de onu söyledim. Yani Erden Timur'un açıklamalarından sonra ortam daha da gerildi.